Merhaba. Bugün ikinci söyleşimiz Manastır Otel'de. Biraz da sömestr tatilini fırsat bildik açıkçası. Dedik anneler, çocuklar bu ara biraz daha kendilerine bakarlar, içeriye doğru bakarlar ve bunların içerisinden kadınları seçtik. Aşk içinden diye başladık. İlk konuğum Pınar Çelik geldi. Yazar ve benim gazeteci meslektaşım. Aşkın değişik halleri var diye düşündüm. Daha çok böyle hani hayatımda bizim böyle karşımıza gelen pozisyonları dikkate aldım. Neler var mesela? Boşanılıyor, aşk bitiyor. Veya iş kadını oluyorsun, onun mücadelesini veriyorsun, onun psikolojisi içerisinde kadın evlilik ilişkileri nasıl şekil alıyor? Çocuklar bu işlere ne diyorlar? Onu düşündüm. İşte aşk acaba sosyolojik olarak toplumumuzda nasıl karşılanıyor? Kadının psikolojisi vesaire. Biz bu diziye başladık. Bugün ikinci konuğumu ağırlıyorum. Altın Memir avukat ve hakikaten medyanın da çok sevdiği çünkü çok güzel anlatıyor. Ben o anlattığı zaman hiç hukukçu olmak gerektiğini düşünmüyorum. Böyle güzel güzel başına insanlara neler geliyor, hangi durumlarla karşı karşıyalar bunları anlatıyor. Bunları dinlememiz lazım. Çünkü Türkiye'de kadının konumu diye baktığınız zaman çok da parlak bir durumda değiliz. İşte yapılan istatistikler, uluslararası istatistiklere bakıyorum. Oralarda zaten işte hep konuşuyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği endekslerinde falan. Türkiye 149 ülkede son 25 yıldır bir gerileme devam eden bir şekilde 130. sıradayız. Hani bu tamam bir istatistik. Yani bu kadın erkek eşitliği nerede sağlanacak? Eğitimde sağlanacak, sağlıkta sağlanacak. Yani aynı fırsatlara sahip olacaklar kadınlar ve erkekler. Efendim ücret farklılıkları olmayacak ekonomik anlamda. Burada kadın erkek eşitliği olacak. Sağlığa erişimde öyle olacak. Eğitimde kadın erkek eşit olacak dediğin zaman yapılan böyle uzgörülerde 100 yılla 120 yıla kadar çıkan ülkeler var önümüzde. Bu şartlar böyle devam ederse kadın ve erkek eşitliği ancak 100 yılda falan tamamlanır diyen ülkeler var. Daha düşükleri de var. O da 60 yıllar falan. Yani dünyada hiçbir şey toz pembe görünmüyor. Mesela Amerika çok zengin bir ülke ama bu endekslerde o da 50. sıralarda falan. Hani İtalya mesela değil mi? İtalyanları çok severiz, çok moderndirler falan. Oradaki endekslere bakıyorsun. Mesela orada da 70. sırada kadınların durumu. İşte dünyada 149 ülkede kadın liderler kim diye bakıyorsun. 17 tane kadın lider varmış. Bugün biraz daha umut varız. Niye? Yani Almanya gibi, İngiltere gibi yani iki Avrupa'nın dev ülkesinde kadın başbakanlar kadınlar ve liderler var. Demek ki olabiliyor. Olabiliyor. Yani bu bizi hakikaten önemli bir noktaya getirecek. İşte ekonomik görüşler var. Kadın güçlendiği zaman, ekonomiye katıldığı zaman ekonomiler büyüyor, katılım şey yapıyor, daha güçleniyor. Yani ülkeler daha çok güçleniyor katılım büyüdüğü zaman falan diye. Ben bütün bunların ancak kadının ruh halini de iyileştirirsek olur diye düşünüyorum. Yani kadın çünkü duygusal, hani duygusal zeka diyorlar ya, yani duygusal zekasını dışarıda tutamayız. Aslında sevgili Barış Bil bana bunu teklif ettiği zaman, hadi gel Serpil, aşk konuşalım dediği zaman ben dedim ki ne alaka ya, ben 33 yıldır ekonomi yazıyorum. Yani aşkla ilgili hiçbir şey konuşmadım falan. Sonra da bir düşündüm yani dedim ki ben bu kadın girişimciler ne ilgili çalıştığım zaman şu karşıma çıktı hep. Yani nerede bir kadın başına eşiyle ilgili bir felaket gelmiş. Eşi hastalanmış, engelli olmuş, vefat etmiş. O kadın bir şeye girmiş. Yani mücadeleye girmiş. Bir mücadele alanı yaratmış kendine. Ve oradan da güçlü çıkıp güçlü kadın hikayeleri doğmuş. O zaman yani kadının evde o adamın başına o felaketler gelmeden, kaybetmeden, çocuklar sefil olmadan o kadının o enerjisini ortaya koymaya ne engeldi? Erkek kafası.
İşte biz şimdi bu erkek kafasıyla mücadele edecek bir platformun tam da ortasındayız. Burada hiç eşitlikçi söylemeyeceğim. Tam da feminist bir duruş açısıyla sizle burada birlikte olacağım. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Ve çok sevgili konuğum Altın Bimir bize kadın erkek ilişkilerinin bittiği noktada aydınlık bir şey sunacak tahmin ediyorum. Hoş geldin tekrar. Çok teşekkür ediyorum. Altın Mimir, ünlü boşanma avukatı diyeceğim. Biraz şey yapacaksın, vurulacaksın ama başka ne diyelim yani saydığımız zaman müvekkillerin isimleri biraz öyle değil mi? Seda Sayan, Gülben Ergen. Ama onların hiçbirinin boşanma davasına bakmadım. Öyle mi? Müvekkillerin? Şöyle yani boşanma avukatı olmak aslında bizim hukuk sistemimizde... Aile mahkemesi. Şey yok yani branşlaşma yok. Biz hukuk... Ama aile mahkemesi branşlaşıyor. Aile mahkemesi tamamen bir ihtisas mahkemesidir. Evet. Ve orada sadece aileyi ilgilendiren davalar görülür. Nedir onlar? Boşanma, ayrılık, nafaka, velayet. Velayeti kendisinde olmayan ebeveynin, bu anne de olabilir, baba da olabilir. Onunla çocuk arasındaki şahsi ilişkinin düzenlenmesi... Bunların tamamı aile mahkemesinin konuları içerisine giriyor. Avukat da uzmanlaştı. Şan bir alan yani. Bence şöyle, yani bizim ülkemizin en büyük problemi bizde herkes her şeyi bildiğini iddia ediyor. Evet. Şimdi hukuk bir derya. Yani hayatın, hukuk aslında hayatın her alanını düzenliyor. İşte insanla insan arasındaki ilişki, insanla doğa arasındaki ilişki, insanla iş ilişkisini, çevreyle ilişkisini, her şeyi düzenleyen olduğu için hukuk da aynen hayat gibi kocaman bir derya. Dolayısıyla herkesin her şeyi bilebilmesi mümkün değil. Evet. Şimdi biz zannediyoruz ki bir avukat bütün her şeyi bilir. Ama mümkün değil. Bizlerin de kendimizin, hayatın bize sunmuş olduğu zaman zaman gelen işlerden kaynaklı olarak, zaman zaman da kendimizin duyarlı olduğu ve orada olmak istediği evet. alanlar olduğu bir için. Bir çok sık değişen şeyler var mı hukuki düzenlemeler bu alanda? Her alanda aslında var. Yani bu alanda da çok sık düzenlemeler oluyor mu? Aile mahkemeleri açısından da. Şimdi aile mahkemeleri açısından bir yani tık daha bir tık daha böyle stabil gidiyor bazı şeyler. Çünkü bizim hukukumuzda ve aslında biz İsviçre medeni hukukunu almış vaziyetteyiz. Asıl olan ailenin sürdürülebilmesi olduğu için aslında çok 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 sık bir değişiklik yaşanmıyor. Bir 2002'den sonra bizim Avrupa Birliği'ne uyum sürecimiz içerisinde yasalarımızda çok ciddi değişiklikler yaşandı. Ya yani ondan önce işte kadın kocanın aile reisi. Evet, aile reisine bağımlıydı, çalışması onun iznine bağlıydı. Bir sürü hani gerçekten güncel ve olması gereken gelişmiş toplumların çok gerisindeydik. Zina suçtu mesela. Bugün zina suç değil ama boşanma nedeni ve özel bir boşanma nedeni. Diğer bütün boşanma nedenlerinden daha ağır, yani zinayı yapan kişi aleyhine çok daha ağır müeyyideler getiren bir durum. Yani şöyle bir şey var mesela. Eğer bir kişi evlilik birliğinin sürdürülebilmesini zina sebebiyle ortadan kaldırmış ise, bu bizim yasalarımızda işte yeni geldi mesela mal rejiminin ne ilişkin düzenlemeler geldi. Kanun artık dedi ki 2002'den sonra ben eşlerin kim çalışıyor kim çalışmıyor ona bakmadan aile birliği içerisinde edinilmiş olan bütün malların kimin adına kayıtlı olursa olsun, işte tapuda ya da trafik tescilde ya da banka mevduat hesapları kimin üzerine olursa olsun, benim için hiç fark etmiyor. Bu eğer evlilik birliği içerisinde oluşmuş ise diğer taraf bunun %50 hak sahibidir dedi. Peki kaynağa bakıyor mu? Hiç kaynağa bakmıyor. Yani diyelim ki evlenmeden önce ailesinden bir şey miras kaldı veya ailesi aldı. O şahsi mal oluyor. Şahsi mal bunun dışında. Hayır, onu da sattı. Evlendikten sonra bir yatırım yaptı. Eğer bunu, yani hukuk aslında her şey, ben hep öyle diyorum, bizi
Hollywood'daki senaristlerden ayıran önemli özellik, bize her şey mutlaka delillendirilmesi gerekiyor. Hı hı. Eğer böyle bir delilimiz var ise, gerçekten de işte bu yeni evliyken almış olan bir evden bahsedelim. Bu evi biz alırken daha önce bizim atalarımızdan miras kalmış olan bir malı satıp onun da bedelini bankada muhafaza etmiş isek ve evi de o parayla almış isek, bunu kanıtlayabiliyor isek, tabii ki bu o mal rejiminin dışına çıkıyor. Aslında ben buradan zinaya geçmek istiyordum. Evet. Şimdi zina öyle bir şey ki, diyor ki senin bu %50 hakkın var ya diyor, o %50 hakkını eğer sen zina yaparsan ben tamamen ortadan kaldırabilirim. Ya da bunu %10'a kadar düşürebilirim. Bu ne yani, zaman geldi? Bu 2002'den sonraki düzenlememizde var. Şimdi ondan önce zina ceza kanununda suçtu. Zina yapan hapse giriyordu. Hapisten çıkmasının da tek koşulu karısının onu affetmesiydi. Yoksa ama gidip şimdi ekonomik ceza geldi. Şimdi buna. Diyor ki bu bir suç değil. Bence de doğru olan suç olmaması, çünkü yani devletin kişilik insanların hakları, evet, yatak odasına kadar girmesi çok mantıklı, evet, ve izah edilebilir bir şey değil. Ama boşanma durumunda ise diyor, senin diyor zina yapmış olma senin haklarını gerçekten çok büyük oranda ortadan kaldırabilir ya da yok denecek bir seviyeye kadar düşürebilir. Bunu kanun koyucu iki konuda yapmış. Birincisi zina, ikincisi cana kast. Yani zinayla bir insanın işte öldürmeye teşebbüs etmek, o derece o insanın hayatının sürdürülebilirliğini ortadan kaldıracak durumlarda da ama ikisinde de zannediyorum çok güçlü deliller arayacaklardır. Tabii yani ki zina, ispatı çok sen zor. Nasıl ispatlayacaksın yani? Ay 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 ay. Değil mi? En büyük çünkü problem ben çok o. Ünlü bir iş dünyasından tanıdığım bir boşanma davasının tarafı olan hanımla görüşmüştüm. Orada bir otel odasında birlikteliği iddia ediyor kadın eşiyle ilgili. Fotoğraflar çekiliyor. Sonra kadın otel odasında birlikte olduğu sevgilisi kocasının geliyor mahkemede, evet biz beraber olduk diyor. Fakat zina davası olmuyor. Çok enteresan. Çok enteresan. Yani bunun olmama ihtimali aslında çok zayıf. Orada muhtemelen şimdi zinada şöyle bir şey var. Eğer bu zina olayını öğrendikten sonra 6 aylık bir hak düşürücü süre var. O hak düşürücü süreyi geçirdikten sonra eğer bu dava açılmışsa zina sebebiyle açılmış boşanma davası reddolur. Ama onun dışında zina hakikaten de ispatı çok zor bir durum. Belki fakat de yargıdan affettiğini mi düşünüyorsun? Ha, yargıdan şöyle diyor. Eğer diyor, şimdi sonuçta zina toplumun kabul etmediği, yadsıdığı, olmaması gereken hem ahlaka aykırı hem hukuka aykırı bir eylem. Dolayısıyla bunun aleni bir yerde yapılabilme ihtimali yok. Tabii ki zor koşullar altında ispatlanabiliyor. O nedenle zaten Yargıtay bu konuda bir içtihat oluşturdu. Diyor ki şayet bir kadın ile bir erkek bir akşamı ya da muayyen bir vakti, bu işte 2 saat 3 saat gibi bir zamanı birlikte kapalı herhangi bir mekanda geçiriyor ilerse, bu otel odası olabilir, bu taraflardan birinin evi olabilir, bu herhangi bir üçüncü kişiye ait bir yer olabilir, orada kapalı ortamda birlikte kalıyorlarsa bunlar hani hal hatır sormak için oraya gitmemişlerdir. Çünkü zinada esas olması gereken o cinsel bir birleşmenin olduğunu kanıtlayabilmek. Evet, evet. Bunu da kanıtlayabilmek çok zor. İşte sen diyor o kapalı mekanda bu kadar vakit birlikte geçirdiysen, burada hani çocuk değilsin ki orada bir film seyredeceksin, evet, oyun oynayacaksın. Belli ki sen gizli ve toplumun hani kabul etmediği bir şeyi gerçekleştirmek için böyle kapalı bir ortamı seçtin. Bu kadar saat orada kaldıysan eğer, bunu Yargıtay zina olarak kabul ediyor. Ben zannediyorum ki o davada o 6 aylık süre aşıldı. Ben de öyle zannediyorum. Aşıldıktan, evet, sonra zina olmuyor. Çünkü o davanın içinde şöyle bir ayrıntı da vardı. Daha sonra birlikte görünmüşler.
falan. Yani bir affedici süre olmuş falan. O da başka bir durum. O da başka bir durum. Şimdi biz çok karşılaşıyoruz böyle şeyle. Özellikle kadınlar şimdi o kadar iyi niyetli ve aslında hiçbir kadın evliliğini, yuvasını dağıtmak istemiyor. Evet. Sonra dolayısıyla böyle bir olay yaşandı. Böyle bir olay yaşandıktan sonra tabii ki dava açıyor ama şimdi bizim erkekler biz hukukta çok severiz. Basiretli tacir, ticaret hukukundadır ama bu aslında her alana da sirayet ediyor. Onlar çok daha basiretli ve genellikle kadınlardan farklı olarak bir olay karşılarına çıktığı vakit onun mutlaka bir başlangıcını, o sorunun nelere sebebiyet vereceğini, nelere yol açacağını araştırırlar ve önlem alırlar. Şimdi belli ki orada erkek gidiyor bir avukattan, birinden görüş alıyor. Diyor ki bu davayı ben nasıl sonlandırabilirim? Sen diyor eğer karınla beraber olursan, bir akşam otelde beraber vakit geçirsen, beraber yemek yer isen seni affetmiş oluyor. Şimdi affetmek hukukta hep ileriye doğru sonuç doğuran bir eylem olduğu için eğer birlikte yemek yemişlerse ve bu romantik bir yemekse, bir barışma yemeği gibiyse, birlikte bir tatile gitmişlerse ya da bir geceyi birlikte geçirmişlerse affetmiş oluyor. Ne yazık ki böyle bir... İşte bütün bunları anlamak için sen 2017'de kadının hak arama rehberi. Herhalde bunun için çıkardın değil mi? Yani kadınlar nerede hak aramayı bilmiyorlar herhalde. Erkekler daha hesaplı gidiyorlar bu işlerde. Ya aslında bu kitabın çıkış sebebi tabii ki yani ben kendimi her zaman kadın meselesinde hem sorumlu ya bir vicdani yükümlülük olduğunu düşünüyorum. Bir gönül bağım var. Biz tanışıyoruz yıllardır çok. Seninle. Yani ben çok 8 kız kardeşli bir ailenin büyük kızıyım. Annemin erkek çocuk dünyaya getirmek için yaşamış olduğu çok büyük dramlara tanıklık ettiğim için hani kadının toplumdaki yerinin hak ettiği yer olmadığına inanıyorum. Dolayısıyla toplumun güçlenmesi, refah, barışı, gerçek bir huzurun olabilmesi için kadının gerçekten güçlenmesi gerekiyor. O manada da pozitif kadın erkek ayrımcılığı konusunda sonsuz elimden geldiğince elimi taşın altına koyuyorum. Yapabildiğim her şeyi yapıyorum. Bugün burada olma sebebimiz de gene bununla alakalı. Biz pardon lafını keseceğim burada. Çünkü biz altında ilk kez Tunceli'de bir arada olduk. Orada da yine Kadın Girişimciler Derneği Ümit Boyner'de değil mi? Ümit Boyner'in başkanlığı döneminde kırsalda kadın girişimciliği. Evet, memleketine gittik senin. Orada Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan. O zaman Zafer Çağlayan. Onun döneminde ve Vali Tunceli Valisi ilk kez Dersim Spor mavi beyaz formasını bakana armağan etti. Epey de dolaşmıştık. Sonra Diyarbakır'da falan seninle beraber olduk. Hakikaten özellikle o bölgelere gittiğin zaman daha fazla talep eden bir kitleyle karşılaşıyorsun değil mi? Yani şehirdeki kadın daha fazla imkana sahip ama hani Anadolu'ya gittiğin zaman ben Anadolu'daki kadın toplantılarındaki iştahtan daha çok etkileniyorum açıkçası. Yani şöyle aslında bu tüketim kültürüyle çok alakalı bir şey. Şehirde ulaşılabilirlik ya tüketime ulaşılabilirlik çok daha fazla ama kırsalda bu yok ve kırsalda insanlar hala umutlarının hayallerinin peşinden gidiyorlar. Bence şehirde birazcık insanlar bunun imkansızlığıyla karşılaşmış vaziyetteler ve hani evet öyle bir şey var ama hani ben zaten bunu yapamam diyor. Şehir dışındaki kırsaldaki ise böyle bir şey var ve ben oraya gidebilirim diyor. Dolayısıyla o öğrenmeye daha çok açık. Daha çok verdiğin şeyi almaya hazır durumda. Bir de şimdi kendisiyle örtüştürüyor. Ben işte Dersimliyim. Bizim oralarda okuma yazma çok yüksek. Ama hani işe ulaşabilme, verimlilik, işte üretim yok, sanayi yok. Dolayısıyla yapabileceğin hep dışarıda olmak zorundasın. Şimdi oradan böyle kendi iradenle, kendi çalışmanla bir yerlere
kadar gelebiliyorsun ve geldiğin yerde durmadan mücadele, çünkü oraya gelmiş olmak da çok bir şey ifade etmiyor. Önemli olan o sürdürülebilir bir şekilde bunu devam ettirebilmek. Bunu ben kendi hayatımda çok fazla görüyorum. İşte Anadolu'nun en ücra köşesindeki bir ilkokul öğretmeni bir vesileyle bana ulaşıp işte ne olur sizinle bir Skype görüşmesi yapabilir miyiz? Çünkü sizin hikayeniz buradaki kız çocuklarının geleceğini ışık tutabiliyor. Peki, diyor. Altın, aşkın bittiği noktadasın sen. Artık insan öyle mi? Yani boşanmak öyle bir şey mi? Önce onu sorayım. Yani böyle bir aşk bittiği zaman mı insanlar boşanıyorlar? Hani hangi halidir ilişkilerin boşanma durumu? Yani aşk, önce bir kere aşkın ne olduğuna bakmak lazım. Şimdi eskiden aşkı sadece işte edebiyatçılar, daha çok işte halk ozanlarının gündemindeyken, aşk aslında artık günümüzde pozitif bilimlerin de içerisinde. Aşka bakarken pozitif bilimciler özellikle bunun sürecini dahi koymuş vaziyetteler. Diyorlar ki işte aşk zaten 1,5 ile 3 yıl arasında tükenebilen kimyası var, bir takım özellikleri var ve sonuçları var. Şimdi ben de bir tık buna katılıyorum. Çünkü o aşkın geçici olma hali, o aşkın çünkü kendinden başkasını daha çok önemseme ve onun için bir takım şeylerden fedakarlık yapabilme dönemi sonsuz olmuyor. Ama bu sonsuz yapılabilir. Yani bu evlilikle aşkı bağdaştıracak olur isek, bence bunu sonsuzlaştırmak, yani hayatın her alanında emek... Yani şunu emek... görüyor musun? İnsanlar aşık ama boşanmak istiyorlar. Böyle bir hikaye olabiliyor mu? Aşık ama boşanmak isteyenlerde şöyle olabiliyor. Yani iki taraftan biri boşanmak istiyor. Diğer taraf boşanmak istemiyor çünkü o aşık. Diğerinin aşkı bitmiş. Bitmiş olan boşanmak istiyor. Devam eden ise boşanmak istemediği oluyor. Ama aşıkken hiç kimsenin boşanma ihtimali yok. Gerçekten de boşanma hali çok tercih edilen, çok işte sonrasının çok toz pembe, güllük gülistanlık bir alan olmadığını herkes biliyor. Yani sonuçta artık herkes bir sürü hikayeye çok kolay ulaşabiliyor. Herkes paylaşıyor bunu. Dolayısıyla sonrası hali çok güzel bir şey değil. Gerçekten boşanma kararı vermiş ise biri, onun hakikaten aşkı bitmiştir. Bence onun buradaki çıkış noktası şu, aşkı için emek sarf etmemiş. Çünkü bakmadığın, beslemediğin hiçbir şeyin yürüyebilme ihtimali yok. Yani bizim en büyük dezavantajımız şu ki, bizler bir iş kurarken, şirket kurarken, bir iş yaparken bir emek harcıyoruz. İşte sabah kalkıp mesaiye gidiyoruz, işimizi yapıyoruz. Daha yüksek ücret almak istiyoruz, terfi yapmak istiyoruz. Bunun için emek sarf ediyoruz. Ama evliliğe gelince olay, o ulaşılması gereken bir alan, ulaşıldıktan sonra bir şey yapılmaması gereken bir alanmış gibi gözüküyor. Hı hı. Şimdi bunun olma ihtimali yok. Yani hayatın olağan akışına aykırı bir durum. Sonuçta hepimiz günceliz, insanız, canlıyız. Her şey her gün değişiyor. Hayata bakış açımız, ihtiyaçlarımız, karşımızdakinden beklentimiz. Eğer biz emek harcar isek aşka, ben aşkın 3 yıla sınırlı olmadığına inananlardanım. Emekle. Emekle ve ona sahip çıkarak, aktararak bunun uzatılması gerektiğine inanıyorum. Ve de günün sonunda eğer o aşkın, o delilik halinin bitmiş olmasının da ille de boşanma sebebi olduğunu hiçbir zaman görmedim. O delilik hali bittiği andan itibaren zaten aşk kendini sevgiye dönüştürür ise sürdürülebilir. Yani karşındakiyle, çünkü sonuçta insanın da bir fizyolojik yaşam standardı var. Böyle aşkın bitti deyip boşanma davası açan erkek mi olur, kadın mı olur? Erkek yeni bir aşk bulursa boşanmak istiyor. Yani hiçbir erkek yeni bir aşk bulmadan önce var olan sistemini ve hatta yapabiliyorsa yeni aşkıyla ilişkisini de devam ettirsin, var olan sistemi de devam etsin istiyor. Peki burada bir samimiyet görüyor musun?
Yani hakikaten mesela erkekler gönlünde iki insanı taşıyabiliyor mu? Böyle yoksa hani... Ya hala kadınım. Çok fazla kadın duygusuna hakimim. Ya erkeklerin sonuçta öyle bir kitap da var. Ya onların bakış evet. açısıyla bizim bakış açımız çok 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 farklı. Yani bir kadının aynı anda kalbinde iki ayrı aşkı barındırabilme ihtimali yok. Ama erkekteki bu durumu da ben birazcık iktidar sahibi olma tutkusu, egosuyla alakalı görüyorum. Yani şöyle oluyor, erkek diyor ki benim bir karım var, karımla aşk yaşadım. Evlendik, işte seviyorum hala onu. Ama başka bir yerde bir de bir tutku yaşıyor. İstiyor ki orası da onun olarak kalsın. Yenisi de kalsın, hatta belki bir sonraki de kalsın. Hı-hı. Vazgeçemiyor, o hep orada onun olsun istiyor. Ama kadın öyle değil. Kadın, şimdi tabii ki kadından kadına da değişiyor. Yani bazı kadınlar da var şimdi biz kalkıp burada... Bütün evet, kadınlar böyle pür pak, sütten çıkmış. Ama sen çıkma... çünkü çok önemli davalar, yani ayrıntıları olan, bedelleri yüksek olan davalar açısından önemli davalar diyorum. Çok önemli davalar izlediğin için merak ediyorum. Yani deneyimlerim kıymetli gitmek olduğu için. Gitmek istemiyor erkek. Erkek her iki tarafı da tutmak istiyor. Peki şöyle bir şey görüyor musun? Ve de şunu yapmak istiyor aslında. Evliliğini tutmak istiyor çünkü yeni kadına, o aşk yaşadığı kadına bir takım şeyleri vermek istemiyor belki. Onu da o şekilde güçlendirmek istemiyor ve diyor ki aslında ben seni çok seviyorum ama evli olduğum için bunu böyle yaşamam gerekiyor. Karısına da diyor ki ya onlar geçici, hani bir günlük iki günlük bir şey, sen takma onu diyor, benim esas sevdiğim sensin. Erkeği bu konuda ben çok da dürüst, çok da olması gerekeni yaptığı gibi görmüyorum. Sonuçta şunu hepimiz inanıyoruz. Aşkın kutsallığına, önemine hepimiz insanız. Hepimiz buna saygımız sonsuz. Evet. Yani eğer olabilir, aşkın bitmiş olabilir, sevgin bitmiş olabilir, gönlün başka tarafa akmış olabilir. O zaman bir saygı çerçevesinde var olan ilişkini sonlandırıp, çünkü sevgi ve saygı bizim sadece kendimizle, eşlerimizle arasında olan bir şey değil. Çocuklarımız var, topluma karşı bir duruşumuz var. Attığımız her adımdan sorumluluk hissetmemiz gerekiyor. Hı hı. Dönüp demeliyiz ki, evet bunca yıl güzel şeyler yaşadık. Her şey için minnettarım. Belki çocukları vardır, evlatları dünyaya gelmiştir. Farklı bir alana dönüşmüştür her şey. Sonuçta ona teslim edip, iki kişilik bir ilişki değil. Kesinlikle değil. Bir aile kesinlikle var, değil. Sosyal çevre var. Kesinlikle çocuklar. Değil. Bence zaten aile kuramı bizim ülkemizde son zamanlarda çok dejenere oldu. Bizler o bireysel özgürlüğü... Boşanmalar artıyor, onun için mi bağlıyorsun? Yani ben yok, boşanmalar artıyor diye değil. İnsanların bireyselleşmeyi bencillikle karıştırmalarından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yani ben aileyi bir mit olarak görmüyorum. Aile çok önemli. Toplumun en önemli çekirdeği, ama aile benim için kutsal değil. Kutsal olan bireyin kendisi. İnsan. O aileyi oluşturan insanlar eğer mutlularsa o aile zaten mutlu olacak, toplum mutlu olacak. Yani bence boşanmalar çok artmış oransal olarak öyle gibi görünüyor. Yani görünüyor ama boşanma davalarına bakarsak günümüzde gerçekten de boşanma olmasın diye çok ciddi çalışmalar var. Yani işte boşanma davaları bitmek bilmiyor. Evet. Gerçekten bitmek bilmiyor. Hele hele son günlerde çok büyük tartışma konusu, belki soracaksın ama nafaka mı? Girdim direkt. Yok, o konuya girmiş olacağım. Mesela bir süreli nafaka ve süresiz nafaka tartışmaları var. Şimdi konuşmanın başında da söyledim. Hiçbir kadın durup dururken evlilik birliğini yıkmak istemiyor. Evet. Boşanmak istiyorsa gerçekten çok ehemmiyetli bir sebebi var. Ya ciddi bir şiddete maruz kalıyor. Ya aldatılıyor. Hatta paralel devam eden hayatlar sürüyor erkekler. Şimdi... Kanun diyor ki, yani kanunu değiştirmek isteyenler diyor ki, sen ya bu şiddeti, bu yaşadığın
hayat cehennem hayatını devam ettireceksin. Ama yok boşanırsan ben senin nafakanı işte iyi ihtimalle 5 yıl, kötü ihtimalle 1 yıl sonra zaten ortadan kaldıracağım. Şimdi böyle bir şey o kadar korkunç bir şey ki. Evet. Yani boşanma bunu bu şekilde devam et, bu şekilde sürdür evet, diyor. Evet. Bu bana göre yani fiili olarak artık kadının her türlü eziyeti kabul etmesi, ya yani aç kalmakla, sokakta kalmakla, şiddet mağduru olmak veyahut da işte üzerine getirilen sevgililerle, kumalarla birlikte hayatını yaşamak, sürdürmeyi, devam ettirmeye mecbur kılınan bir noktaya gidiliyor. Sonra boşanmaların, ya bu sırf boşanmalar için değil, genel olarak bizim hukuk sistemimizde yargılamalar çok uzun sürüyor. Hepimizin de kanayan yarası bu. Gecikmiş adalet, adalet değildir. Yargılamalar yıllar sürüyor. Hepimizin isyanı çerçevesinde dendi ki düzenlemeler yapıyoruz. İşte hadi bir istinaf mahkemeleri kuruldu. Ve istinaf mahkemelerinin vermiş olduğu kararların hiçbir bağlayıcılığı yok. Hmm. Sadece yargılamayı 1,5 ila 2 yıl daha uzattı. Şimdi yerel mahkemede zaten 2 ila 2,5 yıl sürüyor. 1,5 yıl istinaf. Sonra gidiyor Yargıtay'a. 2 yıl da oraya koy. Diyelim ki bozdu. Tekrar dönüp geliyor, bu süreç bir daha işliyor. Ya öyle bir bu durum ki. Bu süreleri kısaltamadık yani. Bu sürelerin kısaltılabilme ihtimali yok. Yani kısaltılmak istenmiyor bence. Şimdi zaten böyle bir durum içerisinde o yargılamanın devamı sırasında kadın yapabileceği çok fazla bir şey yok. Kısıtlı bir tedbir nafakası adı altında bir nafaka veriliyor ama onun hayatını idame ettirmesi mümkün değil. Biz zaten birçok kadın örgütü, birçok bu konuyu kendi meselesi gibi gören kadın diyoruz ki bu nafakalar zaten ihtiyacı karşılamaktan çok uzak. Bunun için bir devlet bir fon oluştursun, işte bir şeyler yapsın derken şimdi devlet elini taşın altına koyacağına bütün mağdur da kadın ama buna rağmen sorunun çözümünde kadından bekleniliyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bir de ne kadar enteresan. Yani aileyi korumak isteyen tarafla nafaka kaldırılsın diyen, kadını güçsüzleştirmek isteyen taraf aynı taraf. Örtüşüyor. Yani değil mi? Yani hem aileden yana olacaksın hem de güçsüz kadın isteyeceksin. Çünkü aile güçsüz kadınla mı gidiyor yani? Ne kadar korkunç değil mi? Ben hep şunu diyorum. Eğer bizim kadınımız güçsüz olur ise o aile zaten aile olmaktan çok uzak bir şey oluyor. Aile nedir? İki insanın özgür iradesiyle ve sevgi bağıyla kurmuş olduğu bir oluşum. Şimdi eğer kadın da güçlü olur ise, yani sorunların temelinde yatan ana problem, biz o problemi çözmediğimiz müddetçe hiçbir şeyi çözemeyiz. Kadın erkek cinsiyet eşitsizliği. Eğer bizim kadınımızın erkekle var olan kaynaklara eşit ulaşabilirliğini sağlayabilir isek, kadın ekonomik özgürlüğünü elde eder ise, kadın o zaman evliliğini kendi özgür iradesiyle kuracak. Evet. Yani bugün kadın çalışmıyor, özgür bir ekonomiye sahip değil ve kendi hayatına ilişkin kararlarını kendisi veremiyor ise, babasının, ağabeyinin kararlarına bağımlı ise, evlendikten sonra yine üretimi yoksa, para kazanamıyorsa bu sefer de kocasının hakimiyeti altına giriyor. Şimdi bu kadının bu evliliği nasıl özgür iradesiyle kurmuş olduğunu söyleyebilirsiniz. Evet. Ama kadın kendi ayakları üzerinde duruyor. Kendi parasını kazanıyor. Ve biriyle aşk yaşıyor. Onunla güzel bir yuva kurmak istiyor. Onunla işte dünyaya evlatlar getirmek istiyor, büyümek istiyor, genişlemek istiyorsa bu gerçek sevgidir ve gerçek aile orasıdır. Yani kadının baba baskısından, babanın hegemonyasından kurtulup kocaya gidiyor. Evet. Bir süre sonra orada da görüyor aynısını. Evet. Burada ya özgür bir iradeden, olması gereken bir aileden bahsetmememiz gerektiğini düşünüyorum ben. Hı hı. Biz kadınımızı güçlendirir isek
O zaman gerçekten ama özgür şimdi şeye ve baktı, mutlu aile yani oluşur. Buna mesela iktidar nasıl bakıyor? Hani evet diyorlar, hani evlilikler yürüsün. İşte mağdur, o adamlar mağdur oluyorlar, onun için bu nafakalar kalksın falan. Yani böyle bir eril bir değil. Ah sevgili Serpil, ah. Yani bu ikisi bir arada nasıl olacak? Şimdi burada mesela Aile ve Sosyal Çalışmalar Bakanlığı'ydı. Sonra Aile Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirildi. Çalışma Bakanlığı ile birleştirildi. Şimdi Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı diye bir bakanlık adı olabilir mi? Bir bakanlık hizmetler olarak tarif edilebilir mi? Ama ne oldu şimdi? Hem Çalışma Bakanlığı hem Aile Bakanlığı, kadın ortadan kalktı. İkisi bir araya geldi. Ve aile ve sosyal hizmetler. Yani biz bu işe... Ya aileyi bir nevi sosyal hizmet olarak evet, gören anlayışın görüyor. İçerisindeyiz. Yani bu genç yaşta evlilikleri engelleyecek hiçbir şey yok. Yani yaşlar büyütülüp rızayla bunlar olabiliyor falan. İşte en son bugün işte Davos'ta biliyorsun başladı zirve, ekonomik ve siyasetçilerin hepsi neredeyse oradalar. Yani bir rapor açıkladı işte küresel cinsiyet eşitliği. Yine Türkiye gerilemiş 149 ülke içerisinde 130. bu sağlık, eğitim, ekonomi falan gibi alt başlıklarla. Yani şeye baktığın zaman bir aradalığa bakma, yani sağlıklı insanlar, sağlıklı toplum falan dediğin zaman tabii ki bir arada gönüllü olabilmek. Ve güçlü olarak değil yani, mi? Yani, ben, yani güçlü olarak mesela ben şunu da düşünüyorum açıkçası. Yani kadınlar işte kocam beni aldattı diye bence boşanmıyor. Ne zaman boşanıyor? Kötü davrandığı zaman. Yani kendisine ve çocuklarına. Ya, yoksa, bu da neden biliyor musun? Yani şimdi kadının ekonomik özgürlüğü olsa hemen boşanacak. Aldatıldığını gördüğü vakit zaten bırakır. Birçok kadın şunu biliyor. Diyor ki çok fazla var. Yani o kadar çok ki, evet. O kadar çok ki bunu söylemek benim için gerçekten bir azap ama tamam aldatıyor ama bana bakıyor. Çocuğuma iyi babalık yapıyor. Ben boşansam ne yaparım diyen bir sürü kadın var. Yani evliliğe mahkum olan bir sürü kadın var. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ben evliliği çok 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 önemsiyorum. Gerçekten ya evliliği değil de aileyi çok önemsiyorum. Aile bizim hayattaki gücümüzün geldiği yer. Ama erkek bizim, de yani eşi de karısının kendisini bu özgür iradeyle seçtiğine de ikna olmak istemez mi? Değil mi? Yani erkek için de çok enteresan ama onlar çok çok enteresan. Yani benim çok müvekkillerime bakıyorum. Çok zaman içerisinde dost oluyoruz, arkadaş oluyoruz. Erkekler bir tık böyle bir benim oğlum da var. Ona da söylüyorum. Siz biraz safsınız diyorum. Yani erkek aslında o ekonomik gücü yani yaşı ileri yaştadır ama parası vardır. Ona rağmen çok gencecik bir kızın onunla beraber olmasını normal karşılıyor ve onun hani ona aşık olduğunu falan zannediyor. Oysa ki dışarıda çok açık bir şekilde onun niçin orada olduğu çok belli ama o nedense bunu kabul etmek istemiyor. Böyle bir yaratılışı var, böyle bir bakış açısı var. Bununla mutlu oluyor. Peki hukuken bunun karşılığı yok mu? Ben mesela bunun hukuken karşılığı olması lazım diye düşünüyorum. Neyin? Yani çok küçük yaşta. Çok küçük yaşta evlilikler mi? Hayır, cinsel birliktelikler, sevgili diye ortalarda dolaşan yaşlı adamlar ve küçük kızlar. Ay. Ya Avrupa'da mesela şimdi söylersen beni kovarlar bu ülkeden herhalde. Böyle bir düzenleme yok mu? Örnek alınabilecek. Hukuki manada bir düzenleme yok. Şimdi bakın, şimdi dünyanın en gelişmiş hukuk sistemlerinde böyle moda mod her hareketin karşılığında bir yasa düzenlemesi yok. İngiltere gerçekten adaletin çok iyi işlediği, yargılamalar neticesinde verilmiş olan kararların inanılmaz doğru sonuçlar doğurduğu bir ülke. Evet. Şimdi İngilizce buraya dönüp baktığım vakit yazılı bir kanun yok. Yani anayasaları yok adamların. Hı hı. Şimdi dönüp biz her şeyi moda mod
bu hareketin karşılığı şudur diye bir düzenleme yaparsak altından kalkamayız. Bence burada insan kalitesi, gelenekler, insan kalitesi ve gelenekler çok önemli. Ya yani ben şuna baktığım vakit sadece bizim hukuk sistemimizi yetersiz olarak görüyorum deyip işin içerisinden çıkamam. Bizim insanımız gerçek manada niteliğini kaybetmiş vaziyette ve bu her geçen gün derinleşiyor. Eğitim sistemimizde ciddi zaaflar var. Biz düşünen, üreten, sebeplerden sonuçlara ulaşan, analiz yeteneği olan insanlarımızı yok ettik. Böyle insanların varlığından rahatsız oluyoruz. Biz bilakis üretmeyen ve dediğinin ben ne dersem onu olduğu gibi kabul eden insanlarla yol almak istiyoruz. Evet, ben bunu ailede de çok güzel sergiliyoruz yani. Ama bu değil hayatın eril değil, iktidar değil, her alanına sirayet ediyor. Mesela ben şeyin çok önemsiyorum. Bu yani erkek iktidarının kadın üzerinden kendisini sağlamlaştırması. Mesela biliyorsun tabii ki Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde kocasının soyadını almak zorunda olan tek ülke Türkiye. Mesela oradan başlıyor yani. Dünyadaki tek ülke Türkiye. Öyle mi? Evet, Amerika'da da kalktı, her yerde kalktı. Bizim ülkemizde bir tek bu böyle. Bizim de bununla alakalı ciddi manada farkındalık yaratmak için açılmış birkaç tane davamız oldu. O davaların neticesinde artık kadın isterse sadece kendi soyadını kullanabiliyor. Ama bu genel değil. Bunun için dava açması gerekiyor. O davayı kazanması, işte Yargıtay sürecinden geçmesi ve kesinleşmesi gerekiyor. Şimdi bu bile zaten aile olabilmeyi ortadan kaldıran bir şey. Taraflar evlenirken kendileri ortak bir soy isim belirleyebilirler. Yani. Ama hayır, sen evlenince ille de kocanın soyadını almak zorundasın dendiği vakit burada artık aileye bakış açısı değişiyor. Evet. Bir de tabii şimdi kadınlar açısından tabii en önemli sorun cinayet. Yani kadın öldürülecek, dayak yiyecek, fiziki şiddete uğrayacak. Yani ayrılmak istiyorum demesi de zor. İlişkiyi sürdürmesi de zor. Evlilik içerisinde şiddet var falan. Ben mesela şeyi de çok bildiğimizi düşünmüyorum. Yani işte bu ünlüler üzerinden şiddeti konuşuyoruz ya, daha çok tartışılan konu. Mesela Sıla olayını hala konuşuyoruz. Aylarca sürüyor falan ama işte Neriman Hanım'a bir şey olduğu zaman onu hemen o gün unutuyoruz. Bu şeye gelmeden önce, fiziksel şiddete gelmeden önce aslında o kadın ekonomik ve psikolojik şiddet mutlaka görüyordur ve sonucunda fiziksel şiddete gidiyordur. Bu da gene ben şunu hep söylüyorum. Yani bizim yasalarımızı biz ne yaparsak yapalım, eğer insanımızı eğitemez isek, işte bu kitabın çıkış sebeplerine gene dönüp geleceğim oraya. Bizde öyle bir yasa sistemi var ki bu bir kanun maddesini koyalım şuraya. 5 tane de hukukçu dizelim. O 5 hukukçunun her biri o kanun maddesini okuyarak farklı sonuçlar çıkarıyor. Çünkü yasamızın dili gerçekten anlaşılmasın. Okuyanlar bundan bir sonuç elde edip bir hak kazanımı edinmesinler diye yapılıyor. Şimdi böyle olunca tabii ki insanlar bir olayla karşılaştıkları zaman nereye gideceklerini bilmiyorlar. Şimdi bu sırf kadınımızın problemi değil. Bu aynı zamanda erkeğimizin de problemi. Biz eğer toplumumuzu, gençlerimizi, özellikle çocuklarımızı hak bilinci içerisinde yetiştirir isek, bu çocuklarımız ileride uğrayacakları haksızlıkların karşısında durabilecekler. Şimdi niye güldüm biliyor yani, musun? Yani tamam, normal insanlar bunu bilmekte hani zaaf gösterebilir veya bilmeye. Kaç tane hukuk fakültesi var? Acaba o fakültelerden mezun olan hukukçular bunları biliyor mu? Geçen ay Serpil ay. Ay Serpil ay. Nelerle karşılaşıyorsunuz yani, o duruşmalarda karşınıza gelen avukatlar? Yani duruşmaları geçelim. Yani ben şimdi artık yaşımı söylemeyeyim. Benim arkadaşlarımın hepsi akademik kariyer seçen arkadaşlarımın hepsi çeşitli üniversitelerde
rektör olan var, dekan olan var. İşte en azından o bölümün çok üst düzey hocası olan insanlar var ve dönüp onlara diyorum ki siz bu çocukları niye mezun ediyorsunuz? Yani ama bu sırf hukukla alakalı değil. Ya ben bir mimar arkadaşımla konuşuyorum. Yani o da aynısını söylüyor. Doktorla konuşuyorum. Bundan birkaç hafta önce bir toplantıda çok sevdiğim bir arkadaşım bizi önemli bir siyasi isimle bir araya getirdi. Amaç şuydu, hepimiz kendi alanımızda yaşadığımız problemleri aktarıp bir nevi yerinde denetim sistemiyle onlara çözüm üretmeleri için ricada bulunup ve bunu takip etmemiz. Şimdi söz bana gelince dayanamadım. Dedim ki ne yapacağız bu üniversiteleri? Mantar gibi üniversiteler var. Nitelik yok. Ve okuldan mezun. Ben dedim mesela beraber iş yapacağım yeni stajyer, yeni avukat arkadaş bulmakta çok zorlanıyorum. Sizler bulabiliyor musunuz arkadaş? Hepsi aynısını söylediler. Yani okuduğunu anlayamayan, ne dediğini bilmeyen insanlarla karşı karşıyayız. Zaten sizin işiniz daha da artıyor. Değil mi? İnsanlarda bu farkındalığı yaratma, ya daha doğrusu kadın STK'ların, sivil toplum örgütlerinin, ki senin de içinde olduğun, yani daha da fazla insanların farkında olması gerekiyor. En azından mesela geçen bizim bu sohbetimiz olacak diye 3. sayfa haberlerine daha dikkatle bakmaya başladım. Bakınca başladı. Neler karşılaşıyorsun? Mesela Yargıtay kararı diye bir şey okudum. Kayınbabasının cenazesine katılmamış eşi, ağır kusurlu eş bundan dolayı ve tazminata mahkum edilmiş. Mesela bunu eşler biliyor mudur yani? Ben mesela hiç bildiğim bir konu değil. Şimdi şöyle. Ailenin cenazesine katılmadın, ağır kusurlusun. Mesela hakikaten insan ilişkilerinde bu ağır kusurdur. Bence ama de. Çok ağır bir kusurdur. Yani onun acısına ortak olmamak ve çok haklıdır da. Ama sen bunun bir hukuk mücadelesinin argümanı olacağını hiç düşünemezsin, değil ama mi? Ama zaten hayat hukuktur. Yani hukuk hayatı düzenliyor. Evet. Yani insanların biraz hani bunları farkında olması gerekiyor. Veyahut da küsmek mesela. Pasif agresif bozuk. Boşanma sebebidir. Evet. Büyük bir boşanma sebebidir. Ama o bahsettiğin olayın hikayesini ben biliyorum. Öyle çünkü mi? Ben onu merak ettim. Dinleyelim onu. Onu anlatmak istiyorum. Şimdi şöyle. Orada mahkemenin vermiş olduğu karar çok yanlış. Şöyle çok yanlış. Şimdi olağan koşullarda evlilik nedir? İyi günde kötü günde birlikte olmak. Ölüm hepimizin vefat eden bir yakınına tanısak da tanımasak da tanıklık ettiğimiz bir cenaze töreninde bile hakkımızı helal ederiz. Evet. Bu bizim bir geleneğimizdir ve ölüye duymuş olduğumuz saygının neticesidir. Tabii ki eşler olan normal yürüyen bir evlilik var. Hiçbir problem yok. Taraflardan birinin babası vefat ediyor. Diğerinin gitmemesi hakikaten büyük bir ağır kusurdur. Evet. Ve bir boşanma sebebidir. Ama bu olayda öyle değil. Ayrılar mı? Bu olayda kadın zaten yıllarca kocasından eziyet çekmiş. Boşanmaya karar vermiş. Aile birliğinden ayrılmış. Ayrı bir yaşam içerisinde. Ve boşanma için dava açıyor. Açma hazırlıkları içerisinde ayrılmış. Yani öncesinde bitmiş bir fiili olarak bitmiş bir belki ilişki var. Belki de o cenazeye gitse şiddet görecek aileden. Her şey olabilir. Şimdi böyle bir durumda kronolojik ya olayların yaşam sırasına çok iyi bakmak lazım. Yani bir de bizim genel olarak sistemimizde öyledir. Herkes zanneder ki bir yerde yaşanan olay bütün olaylarda aynıdır. Öyle değil. Yani her ailenin dinamiği birbirinden farklıdır. Parmak izlerimiz nasıl farklıysa ailenin içerisindeki yaşanmışlıklar da farklı. Eğer kadın bir şiddet görmüş kocası tarafından ve şiddetten uzaklaşmanın en önemli sebeplerinden, en önemli çözüm noktalarından biri de o şiddet gördüğün ortamdan uzaklaşmak. Şimdi kadın oradan uzaklaşmış ve bir yere sığınmış ve o sırada bir vefat olayı gerçekleşiyor. Kadına kalkıp o vefattan sonra senin gitmen, kocanın yanında olman gerekir diye bir yükümlülük getirmek doğru bir yükümlülük değil. Değil. Evet. Onu oradaki
benim algıladığım, yani basına yansıdıktan sonra ben bir ilgilendim nedir diye baktığımda olay aktarıldığı gibi çok değilmiş. Bakalım ne de olacak. Çok sonuç. Erkek kararıymış. Hakikaten çok erkek kararıymış. Hakikaten i̇lla, öyle. İlla kadını yani zorla o şeyin içinde tutacak yani. O koca ne istiyorsa onun yanında bulun diyecek. O birazcık şey, öyle yani olmuş. Biraz öyle birazcık şey öyle olmuş. Olmuş. Vallahi işte bizim de kadına yönelik şiddet, ben çok tabii bunu hani aşkın kaç hali var falan filan tartışmasının dışına çıkarmak istiyorum aslına bakarsan. Çünkü nedense seni ölesiye seviyorum lafı var ya mesela. Yani bu ölesiye seviyor, ölesiye de öldürüyor da öldürüyor. zaten. Yani öyle Yani şeyler de sizin var. meseleniz böyle tam da sınırda galiba, değil mi? Bu boşanma hikayesi. Hani bir ölüm kalım savaşı sürerken ortaya çıkan bir hadise gibi duruyor. Yani ben boşanmalara, ya özellikle beyaz giydim. bunu konuşacağımız halde beyaz giydim. Çünkü boşanmadım bir bitiş, bir tükeniş olduğuna inanmıyorum. Zaten gene söylüyorum, ısrarlı bir şekilde ve dilim döndüğünce hep bunu söyleyeceğim. Kimse yolunda giden bir şeyi bitirmek istemiyor. Mutlaka orada bir araz oluşmuş ve mutlaka orada bir cehennem var ki oradan kaçmak istiyor. Dolayısıyla boşanmayı bir bitiş, bir tükeniş olarak görmemek gerekiyor. Keşke olmasa, ama bunun içinde hakikaten kadının güçlü olduğu, kadının o evliliğe muhtaç olduğu için değil, o evliliğin içerisinde olmak istediği bir ortam olur evet. ise zaten evlilikler sürecek. Ya ben peki hep sonrasında, yani boşanma kararları alındıktan sonra hangi taraf duygusal olarak kendisini daha çabuk toparlıyor, hayata yeni bir sayfayla geçiyor, yani başka aşk yoksa. Yani şöyle, ben şunu hep inanıyorum. Biz kadınların yaşam gücü, yaşamla mücadelesi, azmi, sebatkarlığı her zaman çok daha yüksek. Ya yani kadın evet bir sürü şeye maruz kalıyor ama arkasından kendini toparlayacak bir, belki o kadınsal ilahi bir kudret, bilemiyorum. Yani hep kadınları çok daha güçlü görüyorum. Şimdi ekonomik olarak güçlü olan erkek boşanmadan sonra gerçekten travmalara maruz kalabiliyor. Yeniden hayatını düzenleyemeyebiliyor. Ben kadının her zaman kendi küllerinden yeniden doğabilmesine çok inanıyorum. Her ne yaşarsa yaşasın, o anneliğin, o içgüdülerin vermiş olduğu güçle problem var, çözüm var ve ben çözüm yapabilirim diyor. Ama erkeğe bakarsak, erkek ekonomik olarak ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar istediği hayatı kendi istediği şekilde dizayn edebiliyor olursa olsun, yine de boşanmadan sonra erkeğin uğramış olduğu travmanın çok çok daha yüksek olduğunu hep tanıklık ettim. Yani bunu, kendisi istiyor mu ama boşanmayı? Şimdi genellikle erkek kendisi boşanmayı istemiyor. Yani o durumda mı söylüyoruz Ben yoksa? daha bugüne kadar gelip ben boşanmak istiyorum diyen bir erkekle karşılaşmadım. Ama isteyenler var tabii ki. Bana gelmedi. Gerçekten bana gelmedi. Benim vekillik görevini üstlendiğim erkek müvekkillerim var. Onlara karşı dava açılmıştır. Veyahut da gerçekten öyle bir şey yaşanmıştır ki bu onun ya geri vardır, başka bir hayat kurmak istiyordur. Böyle bir durumda da tabii ki boşanmak istiyor ama zaten öncesinde yaşamış olduğu travma onun ondan sonraki travmasından çok daha yüksek. Dolayısıyla ben her halükarda o ilk travmanın yaşanması sırasında kadının çok daha mağdur olduğunu görüyorum. Çok büyük daha travmayı çok daha güçlü bir şekilde yaşıyor ama sonrasında iyileşme sürecini, kendini toparlama sürecini ekonomik kısımlar hariç psikolojik açıdan kadın çok daha hızlı bir şekilde kendini toparlıyor. Bunu psikiyatristler de böyle söylüyorlar. Onlar da mı öyle söylüyorlar? Evet, o zaman yani doğru bir kanı. Evet, bu söyleşilere başlarken onları da biraz inceledim, okudum falan. Boşanma kararı daha çok yani kadın boşandıktan sonra iyileşiyormuş.
evlilik içerisindeki stres esas olarak kadınları yıpratıyormuş. Erkekler de boşandıktan sonra bunalıma giriyorlarmış falan. Yani öyle bir şey var. Ama hakikaten öyle. Şimdi geçen gün bir yerde birileri bana şey soruyor. Diyor ki kadın evde yemek yapmıyormuş. Yemek yapmamak boşanmak sebebi midir? Şimdi dedim ki yani ortak hayat. Böyle bir şey olamaz. Yani evet. Aile içerisinde herkesin cinsiyetçi bir ayrım bu zaten. Yani eğer kadın ya erkeğin eli sakat değil ise, sağlık problemi yok ise erkek de yemek yapabilmek zorunda. Kadının yapabildiği kadar. Evet. Öte yandan gene her bir ailenin kendi dinamiği içerisinde bakacak olursak eğer o aile zaten yemek ihtiyacını farklı şekilde gideriyor ise, atıyorum işte dışarıdan yemek söylüyor olabilir, yardımcısı olabilir. Bu boşanma sebebi olamaz. Hiçbir şekilde bundan yola çıkarak bir ailenin dağılmasına gitmek hakikaten kabul edilebilir. Ne hukuken kabul edilebilmesi söz konusu ne de bakış açısı, vicdani açıdan da bunun bir boşanma sebebi olarak görülmesini algılayabilmek olanaksız. Evet, işte zaten ülkelerin kalkınmalarının önündeki en büyük engel de ne eğitimde ne işte hiçbir yerde yer almayıp evde sadece yemek yapan Türkiye'de 11 milyon kadın var. Yani ekonomiye katılmayan, istihdama katılmayan. Oysa ne kadar acı yani toplumun, toplum nüfusumuzun yarısını oluşturan ve üretme kapasitesi. Ben gerçekten kadının çalışırsa neler yapabileceğini çok fazla görmüş bir insanım. Dünyadaki verimlilik oranı yüksek şirketlere bakıldığı vakit gerçekten kadın istihdamının çok erkekle eşit olduğu, işte yönetici aşamasında kadınların yoğun görev aldığı şirketlerdeki ciroların ne kadar yüksek olduğunu, karlılıkların ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz. Çünkü şunu gördüm ben, bir erkek çocuk yetiştirdim ve bakıyorum ona, bizdeki var olan ayrıntılara bakma, ayrıntılarla ilgilenme. Çünkü o ayrıntılar o kadar çok şey değiştirebiliyor ki. Yetenekler birbirini tamamlıyor. O cinsiyet çeşitliliği. Evet. Hatta yaş çeşitliliği, eğitim çeşitliliği, ülke çeşitliliği. Her şey, bütün her şey. Yani bir dinamik olarak görmek lazım. Hayatı, toplumu bir kuş gibi görecek olursak, o kuşun uçabilmesi için iki kanada ihtiyacı var. Yani kanadı olmayan kuşun uçabilme ihtimali yok. Şimdi toplum kadın ve erkekten oluşuyor. Onu bir iki kanat olarak görürsek, birini yok saydığımız o kuşun uçabilme ihtimali yok. Bizim bir kere bir an evvel bunu idrak etmemiz, bunu idrak ettikten sonra da bununla ilgili var olan sorunları çözmemiz gerekiyor. Çözemediğimiz müddetçe bizim asla ve asla yani ne yeterli bir üretim içerisine girebilmemiz, ne yeterli bir özgürlük ve demokrasinin hayata geçmesi, ya aile bunun içerisinde gerçekten çok hani küçücük bir nüve olarak kalıyor bana göre. Evet, İtibar. Bugün şeyde bizim bu sohbetin anonsunu yaparken koyduğun afişte ben sana bir espri yapmıştım, onu koydum. Ama ben onu koydum. Koymadın değil mi? Şimdi sen, çok hoşuma gitti o da. Sen bir paylaşım yapmıştın, o paylaşımda bunu yazmıştın. Hakikaten de. Diye değil mi? Ya evlenin ya mutlu olursunuz ya da filozof diye. Şimdi o tabii ben, o Sokrat'ın bir şeyi, sözü ve cinsiyetçi bir söz tabii onun aslı. Yani şey diyor, kesinlikle evlenin, karınız iyiyse mutlu olursunuz, kötüyse filozof olursunuz diye. Orada karınız lafını tabii kullanmış. Biz ekarte ediyoruz çünkü evet, o yok. Evet, o yok. Çünkü herhalde sizin önünüze gelen vakalarda da hani böyle sizinle hukukla yarışan, aslında bu evlilik böyle olmaz falan filan muhabbetleri de vardır herhalde değil mi? Herkes bir filozof kesilme merakı da oluyor mu?
Yani bizim ülkemizin insanının en büyük problemlerinden biri bu tabii ki. Yani herkes her konuda Yani bilgisiz ama çok bilgiliymiş gibi davranma. Bunu bilgisi yok ama fikri var. yani evet yani mesela bunların hepsi aslında bir bilim dalı değil mi? Yani psikoloji bir bilim dalı. Yani yıllardır işte çeşitli fikirler ortaya atılmış. Gene yani bir nörobiyolojiyle ilişkisi var mı bu kadın cinsinin erkek cinsini genetik işte 200 bin yıllık tarih acaba kadını ve erkeği nasıl şekillendirmiş? Yani bunların hepsi işte Freud'dan, Jung'dan falan tut yani değil mi? Bunların üstüne bir destanlar yazılmış. Bir sürü şey fakat sizin karşınıza gelen adam diyor ki veya kadın ben şimdi tabii adam derim. Adam diyor ki yok diyor ya bu kadınlar da böyle bunu falan. Hani bu hallerle karşılaşıyor musun? Ben bunu da merak ediyorum açıkçası. yani ya kadınların böyle bu tür konularda çok fazla söz söyleme merakı yok. Erkeklerin? Erkeğin daha çok var. Yani erkek her zaman her yerde olduğu gibi burada da her şeyin en iyisini bilen o. O en iyi doktor, o en iyi hekim, o en iyi hekim doktor aynı şey gerçi. Avukat, en iyi öğretmen, en iyi mühendis, en iyi mimar. O her şeyin en iyisini bildiği için kadının düşünebilme ihtimalini, kadının üretebilme ihtimalini, kadının da isteyebilme ihtimalini ortadan kaldırıyor. Diyor ki ben senin yerine düşünürüm. Ben senin yerine karar veririm. Ben senin yerine icraata geçerim. Sen de onun sonuçlarından Zaten boşanma aşaması da faydalan diyor. hayranlık bitmiş. Birlikte olma arzusu bitmiş falan. İnsan ilişkilerinin herhalde en yani dipte olduğu bir an. Ya her zaman böyle olmuyor. Çok böyle acıların yaşandığı, çok gerçekten de kaosun içerisinde çıkmazların olduğu, çok aslında erkeğin de eyvah elime yüzüme bulaştırdım dediği, pişmanlık duyduğu ve hatta acaba geri dönsem mi dediği ama geri dönerse vazgeçeceği başka şeylerin var olduğunu bildiği dönemler de oluyor. Yani herkes orada artık hani oldu bitti noktasına O gelmiyor. süreç öyle yaşanmıyor yani. Bir Hiç. zikzak dönemi oluyor öyle mi? Çok fazla. Yani bu herkes açısından. Çünkü kadın boşanmaya geldiği vakit ben evet bunları yaşadım ve boşanmak istiyorum diyor ama aslında keşke bunlar olmasaydı. Keşke ben bütün bunları yaşamasaydım. Keşke ben şimdi boşanma kararı verdim ve ne olur kocam yaptığı hatayı görsün, hatasını anlasın, bir daha bunu yapmasın diye gelenler de çok fazla. Yani o oradaki Orada eşik sizin yapacağınız bir şey oluyor mu? bence çok oluyor. Çünkü bizim yaptığımız tabii sadece avukatlık değil. Ya birazcık bilmiyoruz aslında çok fazla o konu. Az önce çok güzel söyledin. Dedim ki psikiyatrlar da bu aynı bakış açısındalar. Bu aslında birazcık tecrübeyle zaman içerisinde edinilmiş olan bir şey. Boşanma davalarına bakan avukatlar sadece avukatlık yapmıyorlar aslında. Bir nevi psikolog da oluyorlar. Bizim orada tabii ki çok fazla yönlendirmemiz söz konusu. Yani ben kendi adıma yaşanmışlıklar içerisinden yola çıkarak birçok evliliği kurtardığımı da çok inanıyorum. Çünkü öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki Bir de daha çünkü objektif bakan bir gözsünüz. tamamen öyle bakıyorsun. Tamamen öyle bakıyorsun. Şimdi öyle bir şeyle geliyor ki o zannediyor ki dünyanın sonu artık bu. Ve zannediyor ki bu süreklilik arz eden bir durum. Hani orada şuna çok iyi bakmak lazım. 3 lira 5 lira para mı kazanacaksın? Yoksa gerçekten de sürdürülebilirliği olan, gelecek vaat eden bir yuvayı mı kurtaracaksın? Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Kendi adıma Tanrı'nın bana vermiş olduğu bir lütuf olarak belki görebilirim. Belki tecrübe olarak görebilirim. Elimden geldiğince o objektiflik kriterini zedelemeden o evlilik birlikteliğinin sürdürülebilirliği var ise, bunu görebiliyorsam mutlaka ve mutlaka bunu aktarıp
boşanmaların önüne geçtiğim gerçekten azımsanmayacak vakalarla karşı karşıya kaldım. Hatta bir gün bir müvekkil, ya bir danışanım geldi müvekkil olma kastıyla. Hamileydi, bebek bekliyordu. Ve de yakın bir zaman içerisinde evladı dünyaya gelecekti. Ve o kadar net bir şekilde gelmiş ki, yani kesinlikle boşanmak istiyordu. Anlattım ona, yani boşanmanın aslında sonrasında ona getireceği şeylerin çok da böyle toz pembe olmadığını ve şu anki psikolojik yapısıyla, çünkü hamile olmanın da vermiş olduğu hormonlar düşünüyor orada, çok fazla kendisi düşünmüyor. Görmesi gerekenin ne gerçeklik arasındaki farklılığı anlattığım zaman onu boşanmaktan vazgeçirmiştim. Sonra kızı oldu ve kızın ismini de Altın koymuş. Böyle hikayeler de yaşanıyor. Yani hepimizin hakikaten toplumsal bir bilinç içerisinde bir farkındalık yaratarak insanların sürdürülebilir ilişkileri sağlamak gerekiyor. Peki, yoksa bu teknoloji kırıp nasıl etkiliyor? Yani şimdi mesela şeye bakıyorsun değil mi? Sosyal medyada tanışanlar, sosyal medyada ilişki yaşayanlar, hani bir sosyal medyada aşkını yaşayan falan, böyle bir kitle var. Yani ben bir kere o konuda hakikaten çok cahilim. Bugün toplantıdan önce bir danışanımla konuştuk. Bir telekonferans vasıtasıyla görüşme yaptık. Eşiyle tanışmasını anlattı bana. Tamamen internet üzerinden tanışıyorlar. İnternet üzerinden tanışmanın akabinde fiziken de görüşüp evleniyorlar ve işte şimdi bir boşanma süreci içerisindeler. Ben çok hakikaten o hala eski dokunun yani içerisinde davalara baktığın zaman şimdi şöyle. Geçenlerde bir yorum okumuştum. Yine sosyal medyada birisi yazmış. Diyor ki işte böyle çiftler birbirleriyle yiyoruz, içiyoruz, geziyoruz, biz ne kadar mutluyuz, güzel eğleniyoruz. Ne kadar bu tür fotoğraflar paylaşıyorlarsa diyor, onlar daha çabuk ayrılıyorlar diyor. Yani böyle bir dışarıda yaşamak, hani içinde değil, kendi içinde değil yani. Bu da neden böyle biliyor musun? Bence gösterdi. Mutsuz insanlar bu, çok hakikaten fazla. Hakikaten senin önüne yetersiz de bu davalar... Ya bana böyle davalar gelmiyor. Çünkü hani daha çok insanlar bunu dışarıya... Çalıştığım kitleyle alakalı olabilir, bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. İnsanlar artık eskisi kadar birine ulaşabilmek için çok büyük gayret sarf etmiyorlar. Eskiden birinden hoşlandığım vakit onunla iletişim kurmak, ona ulaşabilmek, onun iletişim bilgilerine sahip olmak çok zordu. Ama artık günümüzde herkes her şeye çok kolay ulaşabiliyor. Yani bir tüketim kültürünün hakikaten en üst noktada yaşandığı bir dönemdeyiz. Herkes her şeye çok çabuk ulaşıyor. Çok çabuk ulaştığı ve emek sarf etmediği şeyi kaybetme konusunda da hiçbir şekilde sakınca duymuyor. Şimdi böyle olunca da herkes çok hızlı vazgeçebiliyor. Bence esas problem vazgeçebilirliğinin çok hızlanmasında. Eskiden şunu emek yapıyorduk. Emek herhalde değil mi? Emek verilmiyor ilişkilere. Emek verilmiyor, sürdürülmüyor. Şunu zannediyor. Zannediyor ki ben bugün bu ilişkimi burada bitirirsem bundan sonraki ilişkimde istediğimi istediğim şekilde elde ederim. Hayır, yok. Aslında hepsinin dinamizmi aynı. Sen eğer bir yerdeki problemi çözmek yerine o problemden kaçıyorsan bir sonraki ilişkinde de gene aynı problemle karşılaşacaksın. Oysa zaten asıl olan var olan problemi çözersen karşılıklı kadın, erkek, her neyse çalışan, patron, evlat ilişkisinde de bu yaşanıyor. Evet. Yani eğer sen sorunu çözebilirsen daha güçlü adımlarla, daha emin adımlarla ileriye doğru yol alabiliyorsun. Evet. Sorunu çözmezsen, sorunu bırakıp kaçarsan bir sonraki yerde daha büyük bir problemle karşılaşacaksın. Bu şeylerde yani boşanma davalarında ne diyorsunuz ona? İnternet suçları. Mesela koruma kararlarında falan önemli oluyor herhalde değil mi? Yani birbirlerinin aleyhinde şey yapmamak,
zedeleyici, onurunu zedeleyici paylaşımlarda bulunmamak vesaire sizin için yeni bir alan gibi geliyor bana. Yani bu minat hakları doğuran. Şimdi şöyle, bu mertliğin bozulduğu alanlar vardır, evet, evet. Ya bu alanlarda alan birazcık öyle oldu. Aynen, yani öyle, evet. Aslında insanlar kendi gerçek kimliklerini saklayarak bir klavyeden yola çıkar bir kahramanlık yapıyorlar. Zaten kendi gerçek kimliğini koysa o inanılmaz büyük cezalar alacak, inanılmaz büyük tazminatlar ödeyecek. Ama böyle bir imkandan faydalanıp kişileri karalama, kişilerin ahlakına, namusuna inanılmaz derecede dil uzatarak o insanların hayatlarına gerçekten de zulmediyorlar. Peki bunun cezası, ciddi bir cezası var mı? Ciddi cezası var ama gerçekten yapan kişiye ulaşabilirsen var. Şimdi sosyal medya hesaplarına baktığımızda işte Instagram mesela kullanıcılarının kimliklerini açıklamıyor. Hayır, ben boşanma davalarında eşler birbirlerini yıpratmak için bunu kullanıyorlar mı ve bunun kendi, cezası. Kendi kimliğiyle kullanıyorsa evet, bunu evet. Tabii ki var. Ciddi bir cezası tabii var mı? Tabii ki var. Tabii ki var. Ama kendi kimliğini kullanmıyor ki kimse. Herkes bir şekilde sahte bir hesap açarak o sahte hesap üzerinden kavgasını devam ettiriyor. Dolayısıyla hani gerçek kişinin kim olduğunu tabii ki zihinlerde, tabii ki onları takip eden kişiler o paylaşımı yapanın, o sözü söyleyenin kim olduğunu biliyor ama sen ona ulaşamadığın müddetçe de gerçekten bu suçu işleyen kişinin o cezayı aldığıyla karşılaşmıyorsun. Peki düşünüyor musun? Ünlü insanların boşanma nedenleri ve süreçleriyle biz sıradan ölümlülerin boşanma ve süreçler farklı mı? Şöyle bir düşünme ihtiyacı duydum. Hakikaten de ünlü insanların bu dönemdeki yıpranma payı birazcık daha fazla oluyor. Çünkü onu acıtacak kimse bunu kamuoyuna açıkladığı vakit, çünkü oradan besleniyor. Kamuoyundan alınan tepkiler, tepki çok fazla. Onun bir bedeli olacak. İnanılmaz büyük tepkiler alıyorlar o insanlar. Yani şunu da ben yaşıyorum. Mağdur Ayşe ile gitmekle mağdur X ünlü ile gitmek arasında da büyük bir fark var. Mağdur Ayşe ile gittiğin zaman evet belki 3 gün sonra unutuluyor onun hikayesi ama onun hikayesine daha fazla sahip çıkılabildiği zamanlar oluyor. Diğerine ise o ünlü, tırnak içerisinde ünlü olmanın ne kadar çok böyle dışarıdan şaşalı gözükse de aslında kendi içerisinde ne kadar büyük travmalara sebebiyet verdiğini, o yaşamış olduğu şiddetin dozunun ne kadar katlanarak arttığına o kadar çok tanıklık ettim ki daha inanılmaz zorlanıyorlar yani. Gerçekten çok zorlanıyorlar. Ve hani biz zavallıların, ölümlülerin dünyasında hakikaten gerçek ilişkiler var. Bizler birbirimiz için üzülüyoruz. Daha iyi anlarız herhalde. Bizler birbirimiz için acı çekiyoruz. Bizler vahşi bir rekabet yok. Orada öyle bir şey yok. Orada vahşi bir rekabet de vardı. Orası korkunç. Yani bence gelmesi gerekiyor. Bence gelmesi gerekiyor çünkü biz öyleyiz işte, yetmiyor. Daha çok çalışmamız, daha çok çalışmamız gerekiyor. Daha çok insana ulaşmamız gerekiyor. Kesinlikle gelecek. Kesinlikle gelecek. Onunla ilgili çalışmalara aslında bu 1 Ocak 20 Ocak arası çalışacaktım fakat kısmet olmadı. Ama yine önümüzdeki yıl düzenlemelerle ilgili mi olacak? Yani daha çok farkındalığı yükseltmeye, yani kadının farkındalığını yükseltmeye yönelik, tabii ki neyi biliyorsam bildiğim konuları aktarabilirim. Evet, evet. Bilmediğim konularda gidebilme şansım yok. Yaşanmış olaylardan sonuçlar çıkarabilecek ve hepimizin o olayları yaşayarak tecrübe etmeden var olanlardan yola çıkarak yani yanlışa gitmememizi sağlayacak şeyleri yapmaya çalışıyorum. Mesela kendi öykülerinden, danışanlarının öykülerini kitaplaştırırlar. Türkiye'de de, yurt dışında da,
Sizde öyle bir şey birazcık öyle olacak. Çünkü birazcık öyle olacak. Tabii ki çalışması gibi çünkü. Birazcık öyle olacak. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı hayatın insana getirdiği şeyler hep aynı. Hangi olay karşısında neler yapılması gerektiğini ve aslında görmesi gerekenleri görmesi için bir yol açmaya çalışacağım. Göremezse sonuçların neler olacağını en azından görsün. Ondan sonra gene de görmemişse vah vah ben bu kitabı okumuştum, keşke bunu görseydim diyeceği bir kitap çalışması yapmayı düşünüyorum. Umarım önümüzdeki yılda böyle bir çalışmayla karşınıza çıkmış olacağız. Bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Geldin bize, yine yeni ufuklar açtın kafamızda. Meselemize sahip çıkalım ve asılalım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler.